Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul, saygıyla selamlıyorum. 90'lı yıllarda ve 2015 sonrasında aktif olan organize örgüt, suç örgütü mensubu bir kişi tarafından sosyal medyada üzerinden ortaya atılan iddialar var. Bu iddialarda bazı eski kamu görevlileri, halen görevde olan bazı şahısların, kamuoyunda bilinen bazı kişilerin suça karıştıkları, kişi kayırma, rüşvet, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi çok önemli suçlara karşı karşıya kaldıkları kamuoyunda oldukça yer alıyor. Tabii biz HDP olarak söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkartılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karşı kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması ve bu konuda kamuoyu tatmin edici bir sürecin işletilmesi için bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Nedir bu iddialar, kamuoyuna yayılan bu iddialar nedir? Ve bu komisyon kurulduğu zaman neleri açığa çıkaracak? 90'lı yıllarda Kürt iş insanlarına yönelik işlenen cinayetlerin, Musa Anter cinayetinden Savaş Buldan cinayetine 1000 operasyonun açığa çıkması açısından önemlidir bu komisyon. AKP iktidarındaki Roboski katliamının, Sur'daki, Cizre'deki, Nusayn'deki Vahşet'in, Suruç katliamının, Ankara Gar katliamının sorunlarının araştırılması açısından önemlidir bu komisyon. Gazi katliamının, Sivas katliamının gerçek sorunlarının ve bugünkü siyasiler ile nasıl bir ilişkisi olduğunun ortaya çıkarılması açısından önemlidir. AKP iktidarında karakolda, sokakta, cezaevinde, helikopterde yapılan işkenceleri soruşturmak için bu komisyon önemlidir. Kemal Kurkut'un, Uğur Kaymaz'ın, Berkin Elvan'ın ve daha nicelerinin katillerin açığa çıkartılması için gereklidir bu komisyon. Çeyrek asırdır devlet tarafından kaybedilen yakınlarını, akıbetini arayan cumartesi annelerinin taleplerini yerine getirmek yerine onları susturmak ve eylem alanından uzaklaştırmanın nedenini araştırmak için önemlidir bu komisyon. Hürriyet gazetesi baskını için suç örgütü elebaşından ricada bulunan siyasetçiyi bulmak açısından önemlidir. İçişleri Bakanı'nın TV programında bahsettiği Hrant Dink katledilmesinden sorumlu olan Erhan Tunceli, suç örgütü elebaşına kimin emanet ettiğini araştırmak açısından önemlidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çökmüş denilen Soylu'nun akrabası Sadık Soylu'ya dair iddiaların araştırılması açısından önemlidir. 7 Haziran için bitmemiş seçim deniliyor. 1 Kasım seçimine giderken Ankara'da, Suruç'ta patlayan bombaların sebeplerinin araştırılması açısından önemlidir bu komisyon. Kutlu Adalı cinayetini planlayan Korkut Eken hakkında neden işlem yapılmadığının, bu iddiaların neden araştırılmadığının araştırılması açısından önemlidir bu komisyon. Suç örgütü elebaşına neden koruma verildiğini, bu korumaya rağmen yurt dışına nasıl çıkıldığını araştırması açısından önemlidir. Suç örgütü elebaşının Cumhur İttifakı lehine mitingler yapmasını, kimin istediğini ve ona yol verildiğinin araştırılması açısından önemlidir. Binali Yıldırım'ın oğlu hakkındaki uyuşturucu trafiği iddialarının araştırılması açısından önemlidir. Mehmet Ağar'ın Bodrum Yalıkavak Marinası'na nasıl çöktüğü yönündeki iddiaların araştırılması açısından önemlidir. Suç örgütü elebaşısının İçişleri Bakanı'nın neden dönüş bileti olduğunu söylediğinin araştırılması açısından önemlidir. Kazakistan kökenli Yeldana Kahraman'ın ölümüyle ilgili iddiaların araştırılması açısından önemlidir. 2018 yılında intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölümünden sorumlu tutulanların ortaya çıkarılması açısından önemlidir bu araştırma komisyonu. Bu araştırma komisyonu bir konu açısından çok daha önemlidir. O da İçişleri Bakanlığı'nın geçen gün televizyonda söylediği konudur. Diyor ki 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'a doğru giderken, yani o süreçte biz bir kısım arkadaş demokratik bir anayasa yapılmasına, o şöyle ifade ediyor, HDP ile birlikte anayasa yapılmasına karşı çıktık. Söylediği yalandır, o anayasa süreci 7 Haziran'dan çok öncesinde yapılmıştır çalışmaları ve sadece HDP yoktur o işin içerisinde. Ben o zaman Alevi kurum başkanıydık, biz de vardık. Cami dernekleri de vardı. Biz çok kurum kuruluş vardı. Herkes bu Türkiye'nin artık demokratik bir anayasaya kavuşması açısından öneride bulunuyordu. Geniş kitlelerle toplantılar yapıldı. Halka açık toplantılar yapıldı. Ama işte bu bir kısım arkadaş bu süreci engellediler. Niye engellediler? Çünkü Türkiye demokratikleşirse
Mafyalar bu ülkeye çökemez. Mafyalara gün doğamaz. Bu açıdan esasında o çözüm sürecinin bitirilmesi, o masanın devrilmesi, demokratik anayasa yapım sürecinin rafa kaldırılması ve bu işe karşı çıkanların ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Bu ülkede şunu gördük ki, bu çetelerin itirafından da şunu gördük ki, Kürt sorunu bilerek ve isteyerek çözülmüyor. Niye? Kürt sorunu çözülürse çetelere iş kalmayacak, mafyalara iş kalmayacak, bunlar karanlık işlerini yürütemeyecekler. O nedenle Türkiye'de Kürt sorunu başta olmak üzere kangren olmuş birçok sorun durmak zorundadır. Çetelerin geleceği açısından, bu ülkenin geleceğine çökenler açısından bu sorunlar devam etmek zorundadır. İşte bunu bugün siz göstereceksiniz. Bu önergeye evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? Bu iddialar araştırılmalı mı, araştırılmamalı mı? Bunun kararını siz vereceksiniz, biz vereceğiz hep birlikte buradan.